Bir zamanlar, küçük bir kasabada sekiz yaşında Defne adında bir kız yaşardı. Defne, akşam yatmadan önce mutlaka bir kitap okurdu. Kitapların sayfaları arasında kaybolmuştu. Kendini başka dünyalara kaptırmıştı. Bir gün, en sevdiği masal kitabını alarak yumuşak yastığının üzerine yerleşti ve okumaya başladı. O kitap sayfalarında cesur bir prenses olan Belinay'ın maceralarını okuyordu. Belinay, büyülü bir ormanda kaybolmuş ve canavarlardan kaçarken, aynı zamanda en iyi arkadaşını kurtarmak için çok cesaret göstermişti. Okurken öyle derin bir hayale daldı ki, anında kendisini ormanın içinde buldu. Defne, Belinay'ın ormanına giyerken, Çevresindeki muhteşem ağaçların rengarenk çiçeklerin ve neşeli hayvanların bulunduğu bir dünya açıldı. Defne'nin hatırladığı Belina'nın en iyi arkadaşı Mavi adlı bir kuştu. Mavi ormanda bir tehlikeye kapılmıştı ve Defne hemen onu kurtarmaya karar verdi. Defne cesaretini topladı ve ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Yolda ilerlerken ona yardım eden sevimli bir tavşanla karşılaşır. Tavşan Merhaba Defne. Maviyi kurtarmak için nereye gidiyorsun?" diye sordu. Defne, "Maviyi bulmalıyım. Ona yardım etmek istiyorum." diye yanıt verdi. Tavşan, "O zaman benimle gel. Mavi kötü bir cadının mekanında hapsedilmiştir. Ama korkma. Birlikte başarabiliriz." dedi. Defne ve Tavşan, cadının kulesine doğru hızla koşmaya başladı. Ormanın derinliklerinde sabırla yürüdükten sonra karşılarına dev bir kapı çıktı. Kapı sıkı sıkı kapalıydı. Defne, büyük bir cesaretle kapıyı açmaya çalıştı ama açılmadı. Tavşan, haydi birlikte üç kez açıl susam, açıl diyelim, dedi. İkisi bir arada bağırdıklarında kapı açıldı. İçeri girdiklerinde mavi kuşun güzel sesi kulaklarına çalındı. Mavi, kafesin içinde hapis cezası aldı ve Defne hemen onun yanına koştu. Mavi, Defne seni izliyorum, beni kurtarabilirsin, dedi. Defne kafesi açmak için hemen çalışmaya başladı ve tavşan da ona yardım etti. Birkaç dakikanın ardından Mavi öz